Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Şükür Karakaya. Orijinal yayınları Türev Fasikülü'nün Bir de Orijinal'den Dinle kısımlarını ve o Bir de Orijinal'den Dinle'nin ait olduğu konu anlatımlarını YouTube kanalında sizlerle birlikte yapacağız. Bu arada kitabımızın zaten test çözümleri kitap uygulamasında mevcut. Uygulamada testlerin çözümleri mevcut. Biz burada sizlerle sadece dediğim gibi konu anlatımlarını ve Bir de Orijinal'den Dinle kısımlarını çözeceğiz. Şimdi ilk konumuz ortalama değişim oranı. Ortalama değişim oranı için arkadaşlar önce 11. sınıfta görmüş olduğumuz fonksiyonun değişim oranı kısmını hatırlamamız gerekir. Burada fonksiyon değişim oranı neydi? Nasıl hesaplanıyordu? Bir f fonksiyonunun x eşittir a ve x eşittir b arasındaki ortalama değişim oranı fb eksi fa bölü b eksi a ile Yani aslında x eşittir a ve x eşittir b apsisli noktalardan geçen doğrunun eğimiyle hesaplanırdı ortalama değişim oranı. Bunu şimdi bir örnekle pekiştirelim. F fonksiyonu x kare artı 6 ise bunun 2 4 aralığındaki ortalama değişim oranını bulunuz diyor birinci örneğimiz. Yani a ve b'nin yerine 2 ve 4 sayıları gelmiş. Ne dedik? Fb eksi fa bölü b eksi a yapacaktık. Fb'miz yani f4 eksi f2 bölü 4 eksi 2 yapacağız. Şimdi f4'ümüz ne? Onu burada hesaplayalım. F4 4'ün karesi artı 6'dan 16 artı 6 yani 22. F2'miz 2'nin karesi artı 6 yani 4 artı 6'dan 10. 4 eksi 2'miz 2, 22 eksi 10'dan 12 bölü 2'den 6 bulduk fonksiyonun değişim oranı. İkinci örnekte şöyle demişiz. İşte burada grafiği verilen f fonksiyonunun eksi 6, 2 aralığındaki ortalama değişim oranı nedir diye sorulmuş. Yani bu noktalardan geçen doğrunun aslında eğimini bulacağız yine. Yani yine y'ler farkı bölü x'ler farkı yapacağız aslında. F2 eksi F eksi 6 bölü 2 eksi eksi 6. F2'miz ne? Grafiğe bakacak olursak eksi 2. F eksi 6'mız 14 bölü. Burada eksilerin çarpımını artı olarak alacak olursak 2 artı 6'dan paydamız 8. Yani eksi 16 bölü 8'den yanıtımız eksi 2. Bu iki sorudan yola çıkarak şöyle bir yorumumuzu yazdık kitaba. Artık ortalama hızı çok rahat anlayabiliriz. Otomobille bir yere giderken hep aynı hızla gitmezsiniz. Bazen hızlı, bazen yavaş gidersiniz. Yani belli bir hızın bazen üstüne, bazen altına inersiniz. Hız göstergesine bir anlık baktığınızda okuduğunuz değer anlık hızı. Başladığımız yerden vardığımız yere kadar aldığımız yolun geçen süreye oranı ise ortalama hızı verecektir. Zaten bu sistem, bu ortalama hız hesaplama sistemi aslında trafikte yeşil dalga sistemi olarak da bizler için avantaja çevrilecek şekilde kullanılmaktadır. Trafikteki yeşil dalga sistemi nedir arkadaşlar? Atıyorum iki tane ışıklı levha arasındaki mesafe x metre veya kilometre olsun. Burada geçmesi istenen süre t olsun. X bölü t bize yani toplam yer değiştirme bölü toplam zaman bize aslında ortalama hızı verecektir. Bu ortalama hız örnek veriyorum 70 km bölü saat olsun. Buna göre ayarlanmıştır yol bölü zaman. Ve burada 70 km'nin üstüne çıktığınız anlarda veya altına indiğiniz anlarda daha doğrusu ortalama olarak 70'in üstüne çıktığınızda veya 70'in altına indiğinizde kırmızı ışığa yakalanırsınız. Burada arkadaşlar ortalama hız aslında neymiş onu tekrar edelim. Toplam yer değiştirme yani toplam yol bölü toplam zamanmış. Üçüncü örneğimizde ne demiş mesela? 1-5 aralığındaki ortalama değişim oranı nedir diyor. Yani ne dedik? F5 eksi F1 bölü 5 eksi 1.
F5'imiz ne arkadaşlar? F5, 5'i yerine yazacak olursak 25 artı 20 artı 7. Yani 52 eksi F1'imiz 1 artı 4 artı 7 yani 12 bölü paydamız 4. 40 bölü 4'ten 1-5 aralığındaki ortalama değişim oranı 10 çıkacakmış. Burada mesela tabloyla verilmiş bir bilgi var. Nedir o? Karaman iline ait Kasım ayının ilk haftasının sıcaklık değerleri. Mesela 1 Kasım'da 20 derece, 2 Kasım'da 16 derece, sonra 14, 6, 8, 14 ve 12. Yani bazen azalıyor, bazen artış gösteriyor. Bir haftalık hava değişimi bize verilmiş. Burada birinci ve beşinci günler arasındaki sıcaklığın değişim oranı bize sorulmuş arkadaşlar. Biz bunu şöyle hesaplarız. Beşinci ve birinci gündeki sıcaklıkların oranı farkı bölü 5 eksi 1. Beşinci gündeki sıcaklık ne? 8 derece. Birinci gündeki sıcaklık 20 derece. Bölü 5 eksi 1 zaten 4. Eksi 12 bölü 4'ten eksi 3 çıktı. Birinci ve beşinci günler arasındaki hava sıcaklığındaki değişim oranı. Anlık değişim hızı nedir? Hani dedik ya hız göstergesine baktığınız andaki hız göstergesine baktığınız anda gördüğünüz hız anlık hızı verir dedik. Bu anlık hız için arkadaşlar aslında geçen süreyi sıfırlamak lazım. Geçen süreyi neredeyse sıfırlamak lazım. Bunu da arkadaşlar şöyle bir yöntemle yapıyoruz. Diyoruz ki aslında biz ortalama değişim hızını xt2 eksi xt1 bölü t2 eksi t1 yöntemiyle hesaplıyorsak yani t1 t2 zaman aralığındaki ortalama hız toplam yol bölü toplam zamandı. Böyle hesaplıyorsak bizim zamanın neredeyse yaklaşık olarak sıfır yapmamız için buradayız. Yapmamız gereken işlem bu bölme işleminin başına limit koyup T2 anını T1 anına yaklaştırmaktır. Ve bu limit bize artık anlık hızı verir. Peki bunu arkadaşlar soru üzerinde görelim bakalım. Bize böyle verilmiş bir fonksiyonun ikinci saniyedeki anlık hızı nedir? Arkadaşlar burada ikinci saniyedeki anlık hızı istiyorsak T'yi 2'ye götüreceğiz. T'yi herhangi bir T anını 2 anına yaklaştıracağız. Peki yukarıda ne yapacağız? Yukarıda ise xt eksi x2'yi hesaplayacağız. Yapalım bakalım. Xt bize tekrar artı 4 olarak verilmiş. x2 ne? T yerine 2 yazalım. 2 anındaki yol. x2, 2'nin karesi 4, artı 4'ten 8. Bölü aşağısı da t eksi 2. Yani limit t2'ye giderken t kare eksi 4 bölü t eksi 2 ifadesini elde ettik. Bakın bu ifade şu anda bize 0 bölü 0'ı veriyor. Öyleyse hemen çarpanlara ayırma yaparak sadeleştirme yoluna başvuralım. Burada arkadaşlar t eksi 2'ler gitti. T yerine 2 yazdık ve sonucu 4 bulduk. Demek ki bu hareketlerin ikinci saniyedeki anlık hızı 4 metre bölü saniyeymiş. Şimdi ortalama hızla anlık hız arasındaki fark benim az evvel anlık hızı ilk anlatırken söylediğim gibi. Anlık hızda zaman aralığı çok küçüktür. Zaman aralığı neredeyse sıfırdır ama tam olarak sıfır değildir. Fakat ortalama hızdaysa buna nazaran ortalama hızdaysa zaman aralığı nispeten biraz daha büyüktür. Ve buradaki hız değişimleri önemsenmez. Zaman aralığı büyük olduğu için yani ortalama 70 km hızla gidiyorsa bir araç ve zaman aralığımız örnek veriyorum 30 dakikaysa yani yarım saat ise. Burada arkadaşlar biz 70 km'yi 30 dakika boyunca koruyamayabiliriz.
bazı anlarda hız 72'ye çıkıp bazı anlarda 63'e kadar da iniyor olabilir. Ama anlık hızda zaman aralığı neredeyse 0 denecek kadar küçüktür. Burada arkadaşlar biz anlık hızı eğer şöyle hesaplıyorsak, işte AB aralığındaki değişim hızını hesaplayalım ilk önce. AB aralığındaki değişim hızımız nedir? FB eksi FA bölü B eksi A'dır. Öyleyse buradaki anlık hızımız B'yi A'ya yaklaştıracağız. Yani zaman farkını neredeyse sıfırlayacağız. Zaman farkını neredeyse sıfırlayacağız ve bu limit sayesinde anlık hızı, A anındaki hızı bulmuş olacağız. Arkadaşlar burada diyoruz ki biz genelde bu tip limitlerde B eksi A'ya H olsun diyoruz. Hatta B A'ya gidiyorsa aslında bunu karşıya attığınızda B eksi A sıfıra gidiyor demektir. Dolayısıyla artık B eksi A H'sa biz H sıfıra giderken H'a bağlı bir limit araştırıyoruz diyebiliriz. Her B gördüğüm yere A artı H yazacak olursam F A artı H eksi F A bölü buraya A artı H yazdığımda A'ların gitmesiyle H ifadesini elde ettim. Yani anlık değişim hızı A anındaki değişim hızı artık limit H sıfıra giderken F A artı H eksi F A bölü H limitiyle hesaplanır oldu. Şimdi biz bunu mesela 8 numaralı örnekte sadece anlık değişimi hesaplayarak o limitte ne demek istediğimizi konuşalım. Arkadaşlar biz demek istiyoruz ki burada H sıfıra giderken 2 anındaki limiti hesaplamak istiyorsanız F2 artı H eksi F2 bölü H ifadesini hesaplayacaksınız. Peki şurada yapalım. F2 artı H nedir? F2 artı H x yerine 2 artı H yazacak olursam 2 artı H'ın karesi çarpı artı 5 çarpı 2 artı H olacaktır. Yani burası H kare artı 4 H artı 4 artı 10 artı 5 H. Yani aslında ne oldu? Limit H sıfıra giderken H kare artı 9 H artı 14 oldu. Peki F2 ifadesi nedir? F2 ifadesi 2 yerine yazacak olursam 4 artı 5 çarpı 2'den 14 olacak. Onu da yazdım. Bölü aşağıda da H ifadesi var. Peki H sıfıra giderken benim elimde ne kaldı? Burada 14'ler gitti ve aslında 0'ı yazdığım zaman 0 bölü 0 kaldı. Öyleyse yukarıya H parantezini alıyorum. H parantezinde H artı 9 bölü H oldu. Bunların da gitmesiyle 0'ı yazdığımda bu hareketlinin ya da bu fonksiyonun diyelim, bu fonksiyonun x eşittir 2 anındaki anlık değişim oranını 9 bulmuş oldu. Burada mesela yine 2 anındaki anlık hızı bulalım. 2 anındaki anlık hızı hesaplayalım. Neymiş? Diyoruz ki arkadaşlar H sıfıra giderken S 2 artı H eksi S2 bölü H ifadesini hesaplayacağız. Peki S2 artı H nedir? T yerine 2 artı H yazarsam 2 artı H'ın karesi artı 2 çarpı 2 artı H. Yani birinci ifade işte birincinin karesi çarpımının 2 katı ikincinin karesi artı 4 artı bir H daha var. Demek ki H kare artı 6 H artı 8 oldu. Peki S2 ifadesi nedir? Bunu yazalım. 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 4 yani 8 oldu. Şimdi bunları getiriyorum yerine yazıyorum limit ifadesinde. Limit H sıfıra giderken arkadaşlar ne bulduk? H kare artı 6 H artı 8'di bu ifadenin karşılığı. Bu ifadenin karşılığı 8'di bölü H bunlar gitti. 0 bölü 0 var bakın yine 0 yazacak olursak karşı yerine. Öyleyse yukarıya H parantezini alalım. Burada haşların sadeleştiğini gördük. 0 yazdık ve bu hareketlinin 2 anındaki anlık hızı 6 kilometre çıktı. Bu sorumuzdaysa arkadaşlar
Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu aşağıda verilmiştir diyor. Burada f fonksiyonunun iki noktasındaki anlık değişim oranı pozitif olduğuna göre k'nın en geniş değer aralığını bulunuz diyor. Şimdi ben 2'deki değişim hızını, anlık değişim hızını nasıl hesaplayacaktım? H 0'a giderken f2 artı h eksi f2 bölü h yöntemiyle. Peki f2 artı h nedir? Biraz dikkatle işlem yapalım burada. Eksi 2 artı h'ın parantez karesi artı k çarpı 2 artı h. Bakalım burası ne olacak? İşte eksi dedik. Burayı bir açalım. Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Artı 2k ve k çarpı h. Şimdi ne olur burası? Eksi h kare, eksi 4h, eksi 4 birinci ifade. İkinci ifade ise 2k artı k çarpı h. Peki. Şimdi bunu getirip yerine yazalım arkadaşlar. Limit h 0'a gidiyor. F 2 artı h ifadesi. Eksi h kare, eksi 4h, eksi 4 artı 2k artı k çarpı h oldular. Eksi f2, f2 nedir? F2 x yerine 2 yazsak olursam eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı k. Yani eksi 4 artı 2k. Bölü h ifadesi var ve soru bunun pozitif olduğunu söylüyor. 2 anındaki değişim oranı pozitiftir diyor. Şimdi arkadaşlar burada önce işte birbirini sıfırlayacak işlemler hep oluyor. Daha önceki sorularda tecrübe ettik biliyorsunuz. Bakalım mesela eksi 4 eksi eksi artı 4'e dönüşecek. 2k eksi 2k'ya dönüşecek. Ve benim elimde ne kalacak yukarıda? H parantezini alarak yazacak olursam eksi h eksi 4 ve artı k kalacak. Bunların da sadeleşmesiyle birlikte ben h yerine 0 yazarsam 2 anındaki anlık hızı eksi 4 artı k olarak bulmuş olacağım. Soru ise ne diyordu arkadaşlar? Bu ifade pozitiftir diyordu. Dolayısıyla biz k için ne bulduk? K'nın 4'ten büyük olduğunu bulmuş olduk. Arkadaşlar bir de orijinalden dinle sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.